Şimdi spor yaralanmalarını iki şekilde ayırmak mümkün. Bunlardan bir tanesi spor yaparken o sırada olan yaralanmalar ki bunlara hani akut yaralanmalar ya da düşme, çarpma, burkulma gibi eklemleri ya da yumuşak dokuları, kasları zorlayan yaralanmalar türüdür. Bunların tedavileri ve teşhisleri biraz daha kolaydır. Yani diğer ikinci gruba göre. Çünkü bunun nedeni anında meydana gelmesidir. Kişinin hareket sisteminde, kişinin eklemlerinde ciddi sorunlar oluşturabilir. Hafif ya da ciddi sorunlar oluşturabilir. Bunlar spor yapma sırasındaki olan yaralanmalardır. İkinci grup ise sporcunun çeşitli sporla yaptığı yerler ön planda olmak üzere çeşitli yerlerini aşırı zorlamasıyla oluşan yaralanmalardır ki bunlara biz aşırı zorlanma yaralanmaları diyoruz. Yani belli bölgesini, örneğin üst tarafını kullanan bir sporcu, örneğin bir voleybolcu doğal olarak omzunu ve dirseğini yani kolunu, omzunu daha çok kullanır ve buna bağlı olan yaralanmalar daha önemli ön plandır. Ama bir futbolcu işte ayak ve dizini, ayak bileğini daha sık kullandığı için ve sporu bu ağırlıkla yaptığı için işte kasık yaralanmaları, diz yaralanmaları, ayak bileği yaralanmaları gibi uzun süre içinde gelişen yaralanmalar oluyor. Yani biz bunu bir bölgenin zamanla çok aşırı kullanılmasına bağlı olarak gelişen yaralanmalar olarak nitelendiriyoruz ya da sınıflandırıyoruz. Demek ki bir spor yaralanması sırasında olan yaralanmalar, bir de o bölgenin aşırı kullanılmasıyla oluşan yaralanmalar var. İkinci grup, yani aşırı kullanım yaralanmalarının tanı ve tedavileri biraz daha özellik taşır. Teşhisleri karışabilir, uzun sürebilir, yanılgı olabilir. Örneğin ayak bileği ağrıyan bir kişide bel sorunu çıkabilir, belindeki olan sorun dize olabilir gibi. Aşırı kullanım yaralanmaları her zaman teşhisi, tanısı ve hatta tedavisi biraz sabır isteyen, özen isteyen bir durumdur. O bölgenin uzun süre kullanılması başka bölgelere vuran ağrılar da oluşturabilir. Onun için spor yaralanmalarını anında olan yaralanmalar ve daha zaman içinde zorlanmayla gelişen yaralanmalar olarak sınıflandırmak mümkündür. Sonuçta hangi cins olursa olsun yaralanmanın mutlaka teşhisi, doğru tanısı yani ve yeteri süreince tedavisi gerekir. İşte sporcular da bir spor yaralanmalarında belki de en zor olan kısım ya da sıkıntılı olan durum budur. Çünkü sporcu bir an evvel spora dönmek için acele eder. Takımı ona ihtiyacı vardır. Antrenörü, çalıştırıcısı, kulübü, sporcunun bir an evvel aktive olmasını, spor yapmasını isterken onun yeterince dinlenme imkanı olamaz. Tedavi seçenekleri tam değerlendirilemez ya da yeterince yapılamaz. Ya da tedavi yapılır ama spora dönüş dediğimiz süre kısa tutulur. Böylelikle spor yaralanmaları hep diğer yaralanmalarından farklı bir kategoride olur. Zaten sporun bir de ekonomik boyutlarını düşünürsek, işte basın, medya boyutlarını, reklamasyonu, endüstrisini düşünürsek onun için hep spor yaralanmaları tartışmalı konulardan birisidir. Yani hep bazı meslektaşlarımızın farklı, bazı meslektaşlarımızın değişik açılardan baktığı yaralanmalar türüdür. Ama hangi cins olursa olsun önce doğru tanı yapılması ve yeteri sürede tedavi edilmesi gerekir.